Mahir Hoca'yı en yakından ben ağabeyler e, kervanının, ağabeyler e, silsilesinin daha doğru, kervan biraz daha şey amiyane bir ifade oldu. Silsilesinin en ön sıralarında diye böyle içime, içime yerleştirdiğim, sevdiğim, büyük değer verdiğim bir ağabeyimdi. Çok çabuk tanıştıktan itibaren çok çabuk kaynaştık ve çok o da o zaten o böyle bir mürebbi bir şahsiyetti. Etrafındaki gençlere abilik şeyini taşıyan bir insandı. İşte onun erken kaybı bir mide kanaması sebebiyle yanlış hatırlamıyorsam kaybetti ki onu Allah rahmet eylesin. O onun mezarı başında Mahir Hoca hepimizi ağlatan bir konuşma yaptı. Bir insanı bir gencin, bir dostun ölümü karşısında neler söylenir işte orada insan görüyordu yani. Müthiş bir şeydi yani. İbretamiz bir şeydi. Yani kendi de zaten gözyaşlarıyla konuştu. Tabii e, Ahmet abiyle e, işte aynı çevrelerin insanı olmamız sebebiyle çok hemen tanışır tanışmaz kaynaştık. Çünkü o ona ait bir tavırdı. Benden de kayna ben zaten çekingen bir adamdım. O hele o yıllarda çocuk gibiydim yani. Genç, ilk gençlik yıllarım. Ahmet abi e, mesela Ankara'da işte MHP kongresi vardı. Geldik. Bir değerlendirmesi vardı yani şeriat kavramları üzerinden falan. müthişti yani. Bana so, beni sorguladı. Ben de onları söyleyince böyle bir kucaklayış oldu. Böyle cüsseli bir adamdı. Sonra İstanbul'da çeşitli vesilelerle buluşur olduk. Yani dinledim. Sohbetlerini dinledim. Beraber gezdik İstanbul'u. Hatta işte bu Sebil yayınlarında Kadir Bey'le Kadir Bey Hüseyin Avni Ulaş'a lüzumsuz yere şey etti. Laf attı, çattı şey gibi adam nedir demek bir adam bir şey, iri yarı bir adam ben o zaman 56 kiloyum üfürse götürür beni o şey ne ben de isyan ettim tabi bağırıp çağırdım üstüne hörelendim Kadir abinin Kadir bey birden kalktı yerinden ya orada şeyim beni kucaklayıp bir dışarı taşıması vardı. nedir eh, Ahmet Yücel abinin, zapti Ahmet abinin, yani o, kışmından kurtardı beni onun, döverdi beni çünkü yani saçma sapan bir şey. Ben de yani tabi Hüseyin Avni Bey'i hep Nurettin Bey'den dinlemişim, Erzurumlu ailesini tanıyorum, babamdan dinlemişim falan. Çok böyle ona karşı fevkalade bir şeyim var. Bir de hakikaten çok büyük bir adam yani Allah rahmet eylesin. Çok haysiyetli bir adam. Şey, e, onunki çok indi bir şey. Yani omuzları sırmalı haşerat falan demiş bu Osmanlı bazı Osmanlı ricalinde. Neyi kastettiğini bakmadan adama düşmanlık peydahlamış Kadir Bey. E, oysa öyle değil yani bir haysiyet sahibi, bir hürriyet perver bir adam. Maneviyatı olan bir adam ben mesela onun bir rüya şeyi böyle bir rüyasını anlatır şekilde bir tasavvufi bir metnini okumuştum. Hayranlık duymuştum. Ya yani bir mutasavvuf gibiydi. Şeynami Bey'den bahsediyor. İşte şey e, Ahmet abi beni böyle kucaklayıp aldı dışarıya çıkarttı. Beyaz Saray'da alt katta bir şeydeydi dükkanı Sevilla'nın adı. Neyse çıktık, koluma girdi, gittik. Yümni diye bir pastane vardı Marmara Kıraathanesi'nin altında yümnide oturduk. İşte bana bir şey ikram etti. E nedir? Eee muhallebi ikram etti. Sakinleştirdi beni. Sonra dedi ki Bekir dedi. Herkesin ihtilal günlerinde, herkesin sustuğu bir vasatta, üniversitede hepimiz bütün bu muhafazakar değerlere, çevrelere saldırıların üniversite talebeleri, gençleri nezdinde çünkü yoğunlaştığı bir dönemde Kadir abi e, hukuk fakültesinin kandinin kantininde masaların üstüne çıkarak işte e, karşı nutuklar atıyordu dedi. Biz bunun için ona bir şey çünkü herkesin sustuğu korktuğu bir dönemdi. Biz onun için onun cesaretin o cesaretinden dolayı ona bir sevgi besliyoruz. Onun hatırını daha doğrusu sayıyoruz dedi. Yoksa dedi biliyoruz kimin ne olduğunu. Şimdi gel dedi gidip gidip barışacağız dedi. Helalleşin dedi. Neyse gittik. O bunu yine içeri girerken baktım gözlerini ağarttı. Gitti hemen böyle omuzundan tuttu. Dur bakalım dedi. Vekil bizim kardeşimiz dedi. Sen haksızlık ettin. O da hadsizlik etti. Çok güzeldi bu. Sen haksızlık ettin, o hassizlik etti dedi. Şimdi ikiniz de birbirinize hakkınızı helal edin dedi. Lütfen dedi Kadir abi. Peki dedi o da. Öyle helalleştik. Kim Bu adamdı yani. Zaptiye Ahmet mesela şeyde o zaman o yıllarda işte biraz niye Zaptiye deniyordu? Oradan bahsedeyim. Bizim milli manevi değerlerimize değerlerimiz için adına bir Zaptiye'lik misyonu edinmişti, vazifesi edinmişti kendine. Kendinden menkul bir vazifeydi bu. Mesela işte birbirine o zaman o olmayan bir şey bu. Genç bir genç kızla bir genç erkek birbirlerine böyle sarmaş dolaş yürüyorlarsa gidip omuzlar Jacklin Thomas falan diye böyle onlar bir irkilirler tabii Türk çocuğu ya. Ne diyorsun falan filan? Ulan e şöyle şey. Bunu ancak yavrular yapar çarpıcı, keskin şey müdahaleleri vardı. Yani mesela bir Ömer Nasuh hocayla bir şey var. Onu anlatmak istemiyorum ama müthiş bir şeydir o yani. Hocayı böyle sallamıştır. Sebebi ne biliyor musunuz? Hoca başına foter ötüyor diye. Onu seviyor, sakalını okşuyor, öpüyor. Bu sakal, bu mübarek yüz, bu manevi çehre şu burada ne gibi duruyor biliyor musun diyor. Meclis gibi duruyor tabi hoca bu yani bu övdükçe, okşadıkça böyle yumuşuyor, gevşiyor bir anda o sözü duyunca sarsılıyor tabi böyle. Ve yürüyüp gidiyor hiç daha durmuyor orada tabi öyle. Her şeyde böyle müdahaleler yapardı. Gözünü budaktan sakınmaz. Üniversite çevresinde hocalara, şeylere yani aykırılıklarına isyan eder falan böyle bir adam yani. Çünkü yani çok erken kaybettik maalesef. Üstüne aldığı vazife kendine aitti yani. Kendi vicdan şeyisiydi o. O mesnedini vicdanından buluyordu bütün yani emirlerin hepsi oradan geliyordu. Kur'an'dan geliyordu ya emirler. Herkese, bizim çevremizdeki herkese hürmeti ve itibarı vardı. Öyle bir adamın övgü derdi olmaz zaten. Çünkü her her türlü yanlışla mücadele eden kimden geldiğine bakmadan kimi yani eleştirdiği adamın kim olduğunu hesaba katmadan konuşan pervasız, ivassız, tavizsiz vicdan ehli bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi Fatih Camii'nde ben İstanbul'a gelmeden evvel yahut geldikten sonra belki oradaydı ama elini öpme imkanım olmadığına niye öpmedim diye üzülürüm. Arnavut Hüsrev Hoca. Fatih Camii'nde Arnavut Hüsrev Hoca varmış. Arapça okutanlardan, ders okutanlardan biri o zat. Şimdi o vefat edince o Arnavut Hüsrev Hoca Mahmut Bayram Gönenli Aslan ama İmam Hatip okullarında uzun müddet Arapça hocalığı yapan Mahmut Bayram ee, Horhor Caddesi'nde Kızıl Minare Camii imamı Mahmut Bayram'ın hocası ee, ondan sonra Şeref Salih'in hocası ee, o Hüsrev Hoca'nın vefatından sonra o Gelenbevi ortaokulun yanında bir cami var Gelenbevi Camii. Oranın imamı olan Salih Şeref diye hatırlıyorum. Salih Şeref onun onun yerine Fatih Camii'nde minberin minberin sağ tarafında ikindi namazından sonra böyle bir yüksek şey rahle büyük bir puf gibi diyelim şey kürsü orada metin yani tarikati Muhammediye gibi diğer kitaplar gibi metin Arapça okur tercüme eder okur hocaları da öyleymiş eskiden onu nesli, yani kürsü şeyhliği diye bir şey var. O, onu yetiştik, tabii gördük. Ee, tabii hocası da rahmet'e kavuştu. Ee, Hüsrev Hoca. Bayram, talebesi Bayram, e, Mahmut Bayram da rahmet'e kavuştu. Efendim, Salih Şeref de rahmet'e kavuştu. Salih Şeref'in arkadaşı Yaşar Tunagür Diyanet İşleri Başkanı yardımcılığı yaptı. O da rahmete kavuştu. Onlar hepsi Hüsrev Hoca'nın talebeleri.